doch auf. Siz dikkat edin. Özür dilerim. Asıl ben sizden özür dilerim. Bu akşam ne yapıyoruz Murat abi? Ne mi yapıyoruz? Her akşamki gibi Hans'ın meyhanesinde kafaları çekiyoruz. Aslanların abisi be! Hadi bakalım, hoppa! Onlara bak ha! İki, üç! Yaşasın Türkiye! Bravo! Var mısın Ömer? İçtiğin biraları eritmek için dansa gidelim. Varım! Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hadi, ne duruyoruz daha? Bakalım, kızlar bizimle çıktılar. Kızları bırakın, yoksa bira değil yumruk yarışı yaparız. Daha iyi olur. Terleyip biraları atmış oluruz. Hadi bakalım, buyurun. Buyurun. Hadi gidelim. Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle kızım. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle kızım, iyi eğlenceler. Liebe Heißer, nur la la la, schenke mir la, nur la la la, denn ich denke nur la la la, an l'amour la 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 la. Liebe Heißer, nur la la la, schenke mir la, nur la la la, denn ich denke Tag und Nacht an deine Liebe nur. Gestern zum ersten Mal in deine Augen sah, war mir der Himmel nah. Ich fühlte gleich, da ist jemand, der passt gut zu mir. Als ich am Montag mit dir im Kino saß, sah ich dich dann und fang still von der Seite an und dachte mir, mon ami, ganz alleine zu dir sag ich ja. Liebe heißt Amour, la la la, schenk
Murat abi. Ya olmazsın ben. Yabancı işçiler Almanya'ya dolduğundan sonra ne huzurumuz kaldı, ne de rahatımız. Bilhassa siz Türkler, kavga etmeden rahat duramaz mısınız? Kavga etmeye bayılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz komiser bey. Onların bu işte bir suçu yok. Kavgayı Türkler çıkartmadı, tam tersine. Beni sarhoştan bu bey kurtardı. İfadeniz nazara itibara alınacaktır. İsminiz? Maria Wellman. Wellmanlarla bir akrabalığınız var mı? Graber Wellman'ın kızıyım. Babanızı çok iyi tanırım. İkinci Dünya Savaşı'nda komutanımızdı. Babanız büyük bir askerdir. Kendisine sonsuz saygım vardır. O halde onun kızına inanmanız gerekir. Elbette. Bir Wellman asla yalan söylemez. Sizden özür dilerim. Suçsuz olduğunuz anlaşılmıştır. Serbestsiniz. Size teşekkür ederim. Bütün bunlar benim yüzümden başınıza geldi. Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim. Çok naziksiniz. Türkler hep böyle fedakar mı olurlar? Dostları için canlarını verirler. Doğrusu beni hayrete düşürüyorsunuz. Ben şimdiye kadar böyle dostlara rastlamadım. Ben de sizin kadar güzel bir kızım. Dem heutigen Feldzug. Dem mit der nationalen Flagge bedeckten Leichnam folgenden langen Leichenzug führen an der Spitze die Staatsoberhäupte verschiedener Länder sowie die Prominenz des Landes. Die Straßenrande sind überfüllt mit den Menschen. Tränen gefüllte Augen, vom tiefen Seelenschmerz getroffenen Gesichter deuten auf die Größe des Verlustes, auf die Größe des verlorenen Mannes. Zeig ihm, dass sie hält, zeig einem Kind, dass es glauben kann an das Glück dieser Welt. Es kommt ein Tag, da muss es dann selber erfahren, all seine Träume rein waren, ein Spiel.
doch Tag hat noch Zeit. Drum zeig einem Kind nur das Glück, nicht das Leid. Wie ein Traum entflieht, ein Baum erblüht, so wird auch. Atalarım binlerce yıldan beri hep aynı toprakları ekip sürerler. Ben bir köy çocuğuyum. Sanat okulunu bitirdim. Çalışmak, mesleğimde ilerlemek için Almanya'ya geldim. Ben koskoca bir köşkte tek başıma büyüdüm. Bu yüzden hiçbir zaman candan bir arkadaşım olmadı. Anadolu bir masallar ülkesidir. Çocukluğum birbirinden güzel, binlerce masal dinleyerek geçti. Dinlediğin masallarda ben de olmak isterdim. Ancak bir prenses olurdun. Ya da bir çoban kızı. Bir kumarbaz hırsıyla her yerde talihimi aradım. Gerçekte aradığım sendin sevgilim. Ömrümce sevebileceğim erkeği bekledim. Gerçekte beklediğim sendin sevgilim. Şimdiye kadar aştığım dağlar, yürüdüğüm bütün yollar meğer hep sana varmak içinmiş. Kaderim senin olmak, seni sevmekmiş. Seninle beraber her şey çok güzel. Tıpkı masallardaki gibi. Meine Mutter sagte mir, mein Kind, ich muss dich warnen. Vertrau den Männern nicht so leicht und lass dich nicht umgarnen. Wenn sie auch schwören, du allein wirst die, von der sie träumen. Sie zwitschern dir nur etwas vor, wie die Vögel in den Bäumen. Schiribim, schiribam, schiribim, bom, 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 bom. Schiribim, schiribam, schiribim, bom, 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 bom. Schiribiri, biri, 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 bom, bom, bom. Schiribiri, biri, 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 schiribim, bom, 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 bom. Als die erste Liebe kam, war ich schon verloren. Er sagte, er sei ewig treu und nur für mich geboren. Jedoch kein Wort hat je gestimmt und heut bin ich betrogen. Der Vogel doğum günüme geleceksin değil mi? Teşekkür ederim. Ne zaman? Haftaya bugün. Ne yazık ki o gün burada olamayacağım. Yıllık iznimi geçirmek için memlekete gidiyorum. Doğum günümü sensiz geçirmek istemezdim. Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim. Fakat eve yazdım. Anamla babam bekliyorlar beni. Haklısın sevgilim. Kim bilir onları ne kadar çok özlemişsindir. Yalnız bu ayrılık çok zor gelecek bana. Yolun açık olsun. Deli gibi gitme ha. Unutma, burada da bekleyenlerim var. Allah'a emanet ol. Beni merak etmeyin. Siz de rahat durun. Kavga falan etmeyin ha. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle. Eşe dosta selam söyle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Thank you.
meinem Kind, dass es Liebe gibt und zeig ihm, dass sie hält. Zeig einem Kind, dass es glauben kann an das Glück dieser Welt. Es kommt ein Tag, da muss es dann selber erfahren, all seine Träume reinfahren. Ein Spiel, doch das hat noch Zeit. Drum zeig einem Kind nur das Glück, nicht das Leid. Wie ein doğum günüme geleceksin değil mi? Melodie der Nacht, wenn die Dunkelheit erwacht, zieh ich durch die große Stadt. Doğum günümü sensiz geçirmek istemem. Es geht niemand mit mir mit durch die menschenleeren Straßen. So geh ich arkadaşım Murat Doğan, babam Graber Wellman. Memnun oldum Bay Wellman. Ben de. Annem. Müsaadenizle. Es geht niemand mit mir mit durch die menschenleeren Straßen. So geh ich allein und frage mich, gibt's ein Herz, das mich vermisst? Und wo ist der Mensch, der zu mir hält, der genau wie ich einsam nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bugün benim için katlandığın fedakarlığı hayatım boyunca unutamam. Fedakarlık değil Maria. Ayrılık çok acıymış, dayanamadım. Ben artık sensiz bir yere gitmem. Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Ah, bu benim için yeryüzünün en büyük mutluluğu olacak. Maria. Baba, babacığım. Mutluyum, çok mutluyum. Seviyorum, çok seviyorum onu. Biraz önce bana evlenme teklif etti. Evlenme mi teklif etti? Kimmiş bu adam? Ne iş yapar? Bir Türk işçisi. Otomobil fabrikasında çalışıyor. Beni şaşırtıyorsun Maria. Benim kızım bir işçiyle evlenmeyi nasıl düşünebilir? Onun işçi olması beni ilgilendirmiyor baba.
sevmiş olmam önemli. Patron seni çağırıyor. Patron mu? Evet. Patron beni istemiş. Çağırttığınız işçi geldi efendim. İçeri gönderin. Baş üstüne efendim. Buyurun. Beni istemişsiniz. Evet. Dostum Bay Velman sizinle konuşacak. Kendisini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Duyduğuma göre kızıma evlenme teklif etmişsiniz. Neye güvenerek bu teklifi yaptınız? Kızınızı seviyorum. Kızım lüks bir hayata alışmıştır. Yılda iki araba değiştirir. Paris'in en ünlü moda evlerinden giyinir. Yalnızca berber, manikür, pedikür masrafı senin kazancının en az 10 katıdır. Bütün bunları neyle karşılayacaksın? İşçi ömeyenle mi? Benimle evlenmeyi kabul eden kız, ona sağlayacağım mütevazi hayata katlanır. Kızınızı mutlu etmeye çalışacağım Bay Verman. Nasıl mutlu olabilir? İçtimai seviye bakımından aranızda dağlar kadar fark var. Üstelik dil, din, ırk ve milliyet ayrılığı. Hiçbiri önemli değil. Aşk engel tanımaz. Açık konuş. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Bu hakaretinizi sevdiğim kızın babası olduğunuz için karşılıksız bırakıyorum. Bir şeye mi canın sıkıldı? Yok, hayır. Kolay geleceği sanılan mutluluk hiç gelmeyebilir diye korkuyorum da. Neden? Bir engel mi var? Sebep yok belki. Ama bir korku var içimde. Sevenlerin gözü kara olurmuş. Bazı gerçekleri görmezlermiş. Bizim gerçeğimiz sevgimiz Murat. Ölüme dek sürecek olan sevgimiz. Bir de cemiyet gerçekleri var Maria. Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı. Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün? Dedim ya Maria. Kuvar, ölmekten değil, senden ayrılmaktan korkuyorum. Ayrılmak lafını etme bir daha. Beraber ölelim dersen varım. Ama ayrılık giremez aramıza. Asla giremez. Bay Murat Doğan, fabrika müdüriyetinin size bir tebliği var. Ne hususta? Bu mektupta yazılı. Lütfen imzalayın. Sayın Murat Doğan, fabrikamızda işçi tensikatına girişmiş bulunuyoruz. Bu nedenle üzülerek işinize son verdiğimizi bildiririz. Aramızdaki anlaşma, tek taraflı iptal etme hakkımıza istinaden feshedilmiştir. Muhasebeye müracaatla işçi tazminatınızı alabilirsiniz. Başarılar dilerim. Hiçbir güçlük bizi yıldıramaz Murat. Her zaman yanındayım. Ölünceye kadar yanında olacağım. Hayır Maria, o Türk'le evlenmene asla müsaade edemem. O zaman size isyan etmek zorunda kalırım. Bunu bana, babana yapamazsın. Üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı kanı karıştıramazsın. Saçma bütün bunlar, yetişkin ve özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşarım, mutlu olmak benim de hakkım. Hayır, hakkın yok buna. Bu evlenme Velmanlara ihanet, bir alçaklık olur. Yeter baba, birbirimizi daha fazla kırmayalım. Fakat Maria, yapmak istediğin şey bir çılgınlık. Öyle bile olsa, sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz. Bu adamlarda insaf, vicdan kalmamış. Durup dururken işten adam çıkartılır mı? Hep beraber gidip patrona dayatmalıyız. Murat'ı tekrar işe almazsa biz de çalışmayız.
Doğru, başka çare yok. Kuvvet birlikten doğar. Durun arkadaşlar. Beni düşündüğünüz için sağ olun. İş bildiğiniz gibi değil. Aslında patronun suçu yok. Bu darbe başka yerden geldi. Nereden geldiğini de çok iyi biliyor. Murat abi! Polisler! Polisler seni soruyorlar abi. Polis mi? Buyurun. Murat Doğan sen misin? Evet. Pasaportunuz? Çalışma vesikanız? İptal edildi. İşten çıkarıldı. Alman İş Kanunu'nun yabancı işçilerle ilgili 5. maddesine göre sınır dışı edileceksiniz. Bunu da bekliyordum. Yalnız bu kadar acele olacağını tahmin etmemiştim. Derhal hazırlanın. Yalnız sınır kapısına kadar polis arkadaş size refakat edecek. Alo? Alo? Kimi aradınız? Alo, konuşun. Kimi aradınız? Alo? Telefon edebilir mi? Bir kız arkadaşıma veda etmek istiyorum. Peki, yalnız uzun sürmesin. Teşekkür ederim. Alo? Sesini duymak istedim Maria. Ayrılırken son bir defa duymak istedim sesini. Ne demek bu? Sonsuz değil miydi bizim sevgimiz? Mahşere kadar değil miydi? Suallerinin cevabını şimdi veremem. Sana böylesine duygusuz veda etmek istemezdim. Veda mı? Evet, bırakmadılar Maria. Çok gördüler kutsal sevgimizi. Sana uzun uzun yazarım memleketimde. Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor anlatsana. Anlatacak vaktim yok. Polis dışarıda bekliyor. Sınır dışı ediliyorum. Karşı koymak faydasız. Belki de doğrusu bu Maria. Ama ne olursa olsun sevdim seni. Beni benden alırlar ama sana olan sevgime asla. Allah'a ısmarladık. Hayır, hayır gidemezsin. Bana veda edemezsin. Ayrılamazsın Murat. Kaderi değiştirmek elimde olsaydı dünyayı yıkardım senin için. Ama imkansız Maria, gidiyorum. Sensiz dünyam yıkıldı, inan sevgi. Elveda. Hayır, hayır, hayır!
Başını toprağına öpün benim için! Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü siler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Oğlum! Anacığım! Oğlum benim! Hoş geldin evlat! Hoş bulduk baba! Nasılsın? Sağ ol! Şükür kavuştur ana! Şükür olsun! Gel! Bakın size Almanya'dan bir misafir getirdim! Hoş geldin getirdim. Kızım! Hoş geldin yavrum! Bu hasretlik canımıza yetti! Benim de anacığım! Ama bir daha Almanya'ya dönmeyeceğim. Maria ile evlenerek buraya yerleşmeye karar verdim. Tabii siz de münasip görür, izin verirse. Yatağın hazır kızım. Başka bir isteğin var mı? Teşekkür ederim. Benim için çok büyük zahmetlere girdiniz. Hiç zahmet olur mu? Sen artık bizim canımız, ciğerimizsin. Sağ olun. Sen de sağ ol kızım. Allah razı olsun. Size de. Allah rahatlık versin. Sana da Murat. Günaydın. Günaydın Maria.
Güneş bu sabah bizim için doğuyor sevgilim. Biraz önce ezan okunurken ondan çok daha büyük, çok daha parlak bir güneş doğdu içime. Ruhumun yıkanıp arındığını, yüceldiğini duydum. Bizim dinimiz yeryüzünün en mükemmel, en üstün dinidir Maria. İşte ben de bu yüzden Müslüman olmaya karar verdim. Eğer benim için bir fedakarlık yapmak istiyorsan... Hayır sevgilim, bu benim içimden geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hakikatımıza göre kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de mi? Onu geriye getirmek için ne yapabiliriz? Kanunen hiçbir şey Sayın Velman. Kızınız reşit bir insan olduğuna, kendi arzusuyla gittiğine göre yine kendi arzusuyla dönmesini beklemekten başka çareniz yok. Evlendi demek. Evet Sayın Graber Velman. Murat Doğan adında bir gençle. İnanamıyorum. Maria nasıl yapabildi bunu? Maria değil, Meral. Adını, dinini ve uyruğunu değiştirdi.
Kızınız artık Müslüman bir Türk vatandaşıdır. Murat! Meral! Murat! Meral! Çocuklar! Ne duruyorsunuz? Gelsenize! Almanya'dan misafiriniz var! Size kendimi tanıtayım. Ben Alman konsolosu Alfons Kruzer. Size babanızı getirdim. Önce senden özür dilemek istiyorum kızım. Beni bağışla. Sana karşı çok haksızlık ettim. Sevenlerin arasına girmemeliydim. Şimdi geç de olsa hatamı anlamış bulunuyorum. İkinizi de tebrik eder, mutlu olmanızı dilerim. Sizleri bir misafir olarak ziyaret etmek isterdim. Oysa üzücü bir haber getirdim kızım. Annen çok hasta. Eski rahatsızlığım. Üzüntü neticesi bir enfarkt. Üzülmesi için bir sebep yok baba. Dönüşünüzde anneme kızının ne kadar mutlu olduğunu anlatırsınız. Bu vazifeyi senin yapmanı rica ediyorum yavrum. Birlikte Almanya'ya döneriz. Bu imkansız baba. Kısa bir müddet için kızım. Hayat bu, belli olmaz. Belki anneni bir daha göremezsin. Rica ediyorum senden. Ben bir karar veremem baba. Büyüklerim varken bana laf düşme. Gitmelisin kızım. Bizler katı insanlar değiliz. Ne de olsa annendir. Doğru güzel kızım. Ana hakkı ödenmez. Senin yerinde ben olsam annemi mutlaka görmeye giderdim. Hı? Yavrum! Nasıl oldun anne? Çok hastalandım kızım. Ölümlerden döndüm. Seni göremeyeceğim diye korkuyordum. Doktorlar benden umudu kesmişlerdi. Fakat şimdi daha iyi görünüyorsun. Hatta eskisinden bile daha iyi. Dün biraz iyi oldum. Sonra senin geleceğini bildiren telgrafı alınca canlanıverdim. Belli. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
Görüyorsunuz hastayım işte. Hep sizin yüzünüzden. Anne rica ederim bizi geldiğimize pişman etme. Fakat Maria. Maria değil Meral. Lütfen bundan sonra Meral deyin bana. Türkiye'de nasıl yaşadığınızı gördükten sonra kızıma çok acıdım. Acımanıza gerek yok. Karım Türkiye'deki yaşantısından son derece memnundur. Oh, zavallı talihsiz kızım. O güzel bakımlı ellerin ne hale gelmiş? Çalışıyorum anne. Tarlada kocama yardım ediyorum. Bunun bana ne kadar büyük bir haz verdiğini bilemezsin. Tabiatla baş başa insan yaşadığını hissediyor. Bu gel geç bir hevestir. Kızım er geç yaptığı hatayı anlayacak, layık olduğu hayata dönecektir. Yanılıyorsunuz. Karım yeniden doğmuşçasına Anadolu toprağına bağlandı. Şimdi bir Türk vatandaşı olarak yurdumuzu en az benim kadar seviyor. Bir de dinini değiştirmişsin, yakışır mı sana? Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun? Yanılıyorsun anne. Şimdi bir Müslüman olarak Allah'a her zamandan çok daha yakınım. Kızım burada kraliçeler gibi yaşıyordu. Şimdi Türkiye'nin o basit köyünde ne buluyor sanki? Burada bulamadığı mutluluğu. Peşinde bunca zengin, asil Alman erkekleri varken kalkıp bir Türk'le evlendin. Onda ne buluyorsun sanki? Aşkı ve mutluluğu. Seviyorum kocamı. Bütün varlığımla. Çok büyük bir aşkla. Annemin gerçekten hasta olduğuna inanmıyorum. Bu bizi buraya getirtmek için uydurulmuş bir yalan. Öyle bile olsa onları mazur görmeliyiz. Seni özledikleri için böyle bir çareye başvurmuşlardır. Gidelim buradan. Yurdumuza, yuvamıza dönelim. Peki sevgilim. Yarın uçak biletlerini alırım. Ne zaman istersen gideriz. Köyümüzü öyle özledim ki. Bir an bile durmak istemiyorum burada. O Türk büyülemiş Maria'yı. Aklını başından almış. Kızın gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Bir an evvel Türkiye'ye dönmekten başka düşündüğü yok. Merak etme. Bir yere gidemez. Burada kalacak. Ben arkadaşlara kadar uğrayıp hediyelerini vereyim. Peki sevgilim ama sakın geç kalma. Merak etme hemen gelir. Şimdi arkadaş doğru Hans'ın meyhanesine gideriz ha? Havanın da dibi delindi bu. Aa, şuraya bak ya! Vay anasını Murat abi bu be! Murat abi! Murat abicim! Açsana abi de! Abilerin abisi ha! Bunlar ne? Bilmiyorum. Esrar.
Çıkarın beni buradan! Suçum yok benim! Çıkarın beni! Çıkarın! Alo? Olamaz! Olamaz! Meral! Murat! Nedir bu başımıza gelenler? Çıldırmak işten değil, vahşi bir hayvan gibi kapattılar beni buraya. Oysa hiçbir suçum yok. İnanıyorum sana. Ama senden başka kimse inanmıyor bana. Almanya'ya dönmekle hata ettik. Hiç gelmeyecektik buraya. Geldikten sonra evde çantayı açıp bakmıştım. İçinde arkadaşlarıma getirdiğim hediyelerden başka bir şey yoktu. O halde bu oyun bizim evde oynandı. Şimdi her şeyi anlıyorum. Öyleyse sonunda kazandı. Yaktılar beni Meral. Ayırdılar senden. Hayır! Hiç kimse ayıramaz. Masum olduğunu ispat edeceğim, kurtulacaksın. Birlikte köyümüze, yuvamıza döneceğiz. Vakit tamam. Gitme sevgilim, bırakma beni, sensiz yaşayamam. Gene geleceğim Murat. Her şeyi anladım! Onu zaten baştan beri istemediniz! Bizi ayırmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız! Başaramayınca sonunda çirkin olduğu kadar da alçakça bir oyuna başvurdunuz! Kim, biz mi? Evet, siz hazırladınız bu tuzağı! Önce bizi uydurma bir hastalık haberiyle buraya getirdiniz! Sonra onun çantasına esrar koydurup kocamı polise yakalattırdınız! Ne istediniz bizim mutluluğumuzdan? Ne geçti sanki elinize? Neden yaptınız bunu, neden? Sen neler söylüyorsun Maria? Maria deme bana! Yanılıyorsun kızım! Kızınız değilim artık! Şimdi beni büsbütün kaybettiniz! Gidiyorum! Bir daha da bu eve dönmeyeceğim! Yalnız şunu bilin ki, yaptığınız kötülük yanınıza kalmayacak! Yarın mahkemede her şeyi anlatacağım! Thank you.
Sakın geriye döneyim deme. Hadi, hadi! Sen üzülme bacım, Almanya'nın en birinci, en meşhur avukatını tutarız. Gerekirse Türkiye'den de avukat getirtiriz. Bunun için aramızda para toplamaya başladık bile. Yetmezse memleketteki malımızı, mülkümüzü bile satarız. O da yetmezse, evelallah itibarımız var. Gırtlağa kadar borca batar, gene de arkadaşımızı kurtarırız. Hatta yoldan adam bile çevirip soyarız. Biz arkadaşımız için canımızı veririz. Her zaman gittiğimiz göle, bizim kulübeye gidiyorum. Seni orada bekleyeceğim. Hemen geliyorum. Dikkat dikkat, Münih eyaletine! Bir suçlu götürülmekte olduğu arabada görevli polisi öldürerek kaçmıştır. Bütün çıkış yollarının tutulması. Dikkat! Suçlunun Herşing civarında olması muhtemeldir. Mıntıkanın aranması. Anlaşıldı, tamam. Herşing civarına. Gidebiliriz. Herşing mıntıkasını. Polis öldürmenin cezası ya idamdır ya müebbet hapis. İsteyerek öldürmedin ki. Üstelik yakalandığın zaman suçsuzdun. Kime nasıl ispat edebilirsin bunu? Kendi memleketimizde, Türkiye'de ispat edeceksin. Delirdin mi sen? Burada kapana kısılmış gibiyiz. Polis bütün yolları kesmiştir. Bir adım atsak yakalarlar. Sahte pasaport temin eden birini tanıyorum. Arkadaşların doğru söylüyor. Burada kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Kaçmak, burada kalıp ölmek veya zindanlarda çürümekten iyidir. Haklısınız. Bir kez şansımı denesem ne kaybederim? Öyleyse vakit kaybetmeden hemen harekete geçelim. Yarın sabah Avusturya sınır kapısında buluşuruz, tamam mı? Tamam. Şimdilik eyvallah. Şansınız açık olsun. Sizin de. Bir dakika. Bana da sahte bir pasaport bulun. Elimdeki pasaportla kaçamam. Oldu bacım. Sen merak etme onu. Hadi. Sahte pasaportu ne yapacaksın? Sen suçlu değilsin ki. Seni yalnız bırakamam. Hayır Meral, seni tehlikeye atamam. Burada ayrılmalıyız. Sakın ayrılıktan söz etme bana. Bir an bile ayrılmayacağız, ölüme kadar.
Kızım evden ayrıldı. Bir daha da dönmedi. Nereye gitmiş olabilir? Kocasının evlenmeden önce kaldığı bir işçi lojmanında Türk arkadaşları var. Orada gizlenmiş olabilirler. Derhal Türk işçi lojmanını basıp arayın. Allah Murat abinin yardımcısı olsun. Varım yoğun Murat abiye helal olsun. Sağ ol. Sağ olun arkadaşlar. Vay sağ ol. Al abi. Aslan kardeşim be, nur ol. Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler? Buraya hiç gelmediler. Biz onları hiç görmedik. Yalan söylüyorsunuz. Eğer doğruyu söylemezseniz hepinizi Almanya'dan sürer sınır dışına atarız. Hadi konuşun. Neredeler? Nereye gittiler? Benzin bitti. Ne yapacağız? İnip yürüyeceğiz. İleride başka bir araba buluruz. Geceyi burada bir yerde geçiririz. Haklısın, çok yorulduk. Sabah erkenden yola koyuluruz. Benim yüzümden başına neler geldi. Ben senin yanında olmaktan çok mutluyum. Tuvalet nerede? İşte orada. Ay.
hapiste telefon et. Çaldılar. Bu tarafa gittiler. Karısının arabası. Burada bir yerde olmalılar. Etrafı arayalım. Merkez, arabayı orman yolunda bulduk. Terk etmişler. Etrafı aramaktayız. Hadi sevgilim, artık yürümekten başka çaremiz yok. Hududa yaklaştık. Mer. Sevgilim, yalvarırım bir şey söyle bana. Merak etme, önemli değil, geçti. Sınır kapısına çok yakın bir yerdeyiz. Yürüyebilecek misin? Gayret edeceğim. Buradan çok uzaklaşmış olamazlar. Dağılın. Bütün bölgeyi tarayacağız. Sen merkeze haber ver. Dikkat dikkat. Suçlunun eşiyle Salzburg sınır kapısına doğru gittikleri tespit edilmiştir. Derhal sınırın kontrol altına alın. Anlaşıldı. Tamam. Salzburg sınırına.
Bekle Eren sevgilim. Affet sevgilim. Daha fazla yürüyemeyeceğim. Üzülme. Ben senin kollarımda taşım. Şimdi daha rahatsın değil mi? Evet, şimdi daha iyiyim. Dayan sevgilim. Çok az bir yolumuz kaldı. Nasılsın şimdi? Kollarında çok mutluyum. Yaklaştık sevgilim. Sınır kapısını aşınca bütün dertlerimiz, üzüntülerimiz geride kalacak. Müjde sevgilim. Sınır kapısına geldik. Meral. Meral. Başkadır benim memleketim.